Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün esasen İstanbul AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Abdullah Güler'in annesinin vefatı münasebetiyle Sivas'a geldik. Cenazeye iştirak edeceğiz. Abdullah Bey'e başsağlığı diliyorum. Merhum validemize de Cenab-ı Hak'tan rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum. Abdullah Bey bizim okul yıllarından itibaren dostumuz, arkadaşımız. Üzüntü duydum. Ama tabii ki ölüm hayatın başka bir yüzü, gerçeği. Hepimiz öleceğiz belli bir takdir edilen zaman içerisinde. Cenab-ı Hak kamil imanla ve salih amelle hayatımızı tamamlamayı nasip etsin hepimize. Bütün ölmüşlerimize de rahmet diliyorum. Bugün malum bu gece Kadir Gecesi. Kadir Gecesi Müslümanlar için, İslam dünyası için önemli mübarek gecelerden biri. Bütün milletimizin ve İslam dünyasının Kadir Gecesini tebrik ediyorum. Bu mübarek gece hürmetine Cenab-ı Hak hepimize, bütün insanlığa sağlık ve afiyetle yaşama imkanı nasip etsin. Bu maruz kalmış olduğumuz salgın ve Covid afetini de bütün insanlığın üzerinden tez zamanda, kısa bir zamanda kaldırsın inşallah. Duamız bu gecenin bereketi, hürmetiyle dualar inşallah kabul olur. Bir de değerli arkadaşlar şunu ifade etmek isterim. Dün gece hepinizin takip ettiği gibi, şahit olduğu üzere Mescid-i Aksa'da Kıble Mescidi'nde namaz kılan Müslümanlara İsrail güvenlik güçlerinin bir saldırısı oldu. Ses bombalarıyla yapılan saldırı. 180'e yakın kişi yaralandı bu saldırıda. Aslında bu dün geceye mahsus bir olay da değil. Uzun zamandır devam eden bir süreç içerisinde bir nokta oldu. Özellikle işgal altındaki bölgelerde Filistinlere ait yerlerin, yerleşim yerlerinin Yahudi yerleşimcilere açılması ve oralarla ilgili yapılan düzenlemeler çerçevesinde yüksek bir tansiyon devam ediyordu Filistinlerin olduğu bölgelerde. Ama dün akşam yapılan bir ibadethanede üç semavi dininden mukaddes saymış olduğu bir mekanda, Mescid-i Aksa'da ve ibadet eden insanlara, Müslümanların mübarek, mukaddes vakitlerinde böyle bir saldırının yapılması bir vahşettir. Bunun bir devlet terörü olduğunu dün akşam da ifade ettim. Devlet hukuka göre, hukukun genel kurallarına göre hareket eder. Tedbir alacağı zaman da hukukun temel esaslarına göre hareket eder. Ama bu esasları dikkate almadan hareket edildiği zaman eşkıyalıkla devletin yaptığı iş arasında bir fark kalmaz. Onun için buna, bu yapılana devlet terörü diyoruz. Eş zamanlı olarak zaten Birleşmiş Milletler adına yapılan açıklamalar da oldu. Avrupa Birliği'nden, Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamalar da oldu. İşgal altındaki bölgelerde İsrail'in ayrı bir hukuk düzeni uygulamaya çalışmasının bir savaş suçu teşkil edeceğine dair açıklamalar da oldu. Biz de bunlara katılıyoruz. Yapılanı şiddetle lanetliyorum, kınıyorum. İslam dünyasının da buna gereken dozajda bir tepkiyi göstermesi gerektiğini, sadece İslam dünyasının değil, bütün dünyanın insanlık adına buna gerektiği ağırlıkta bir tepki göstermesi gerektiğini de buradan ifade etmek isterim. İsrail, uluslararası hukuka, hukukun temel ilkelerine saygılı, insanların ibadet hürriyetine, üç din içinde mukaddes sayılan mekanlara gerekli hürmeti göstermeye İsrail'i de davet ediyoruz. Zulüm eken, şiddet eken yine bunun karşılığını barış olarak göremez, sükunet, huzur olarak göremez. Şiddet eken şiddet biçer. Dolayısıyla sadece Orta Doğu'da değil, bölgenin ve bütün dünyanın barışını tehdit eden bu tür davranışlardan İsrail'in kaçınması lazım. Aksi halde Orta Doğu'da barış bir hayalden ibaret olur. Türkiye her zaman bu tür olayların karşısında Filistinlerin haklı davalarında yanında yer almaya devam edecektir. Sayın Başkanım, Ege TV Kemal Doğan. Dün Twitter hesabınızdan çok sert bir açıklama yaptınız İsrail'in bu saldırısıyla ilgili. Kurumsal olarak da bir adım atacak mısınız? Meclis olarak bir kınama, bir karar
düşünüyor musunuz? Şimdi tabii meclis bir ara verme döneminde meclis başkanı olarak meclis başkanlığı adına bu açıklamaları hem yapıyorum. Gerekirse başka açıklamalar da yaparız. Fakat başka bir teşebbüsümüz oldu. İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin parlamenter birliği var. İSİPAP diye bizim Türkçe kısalttığımız. Buraya İslam ülkelerinin hepsi parlamentoları üye. Esasen bu burası da bu İSİPAP parlamenter birlik de Kudüs meselesi ve Filistin davasıyla ilgili olarak teşekkül etmiş. İlk olarak 60'lı yıllarda kurulmuş bir yer. Biz buranın İSİPAP'ın bu konuyla ilgili parlamentolar arası birliğin bu konuyla ilgili gerekli yine şiddette, dozajda bir açıklama yapmasını, bir tavır almasını arzu ediyoruz. Bununla ilgili önerimizi, teklifimizi sekreteryasına bildirdik. Bununla ilgili bir çalışma yürütülüyor. Bunu sağlamayı düşünüyoruz inşallah. Ama dediğim gibi bütün İslam ülkelerinin ve aslında dünyadaki bütün ülkelerin bu hukuksuzluk karşısında, bu vahşet, bu şiddet karşısında gerekli tavrı alması, durumunu, görüşünü belirtmesi gerekir.